Açıkça, netçe bize söyle. Beğendiğin yerleri de, beğenmediğin yerleri de. Sırayla gitmek istiyorum. Seni sabahki gördüğüm halinle çok üst bir performans bekliyordum. Nasıl bir izlenim bırakmışım yani acaba? Yani demek ki hırslı geldin. Herkes de, 4 kişi de aynı şeyi söylüyor. Gerçekten. Ama gerçekten ben onu göremedim yaptığın temizlikte. Vitrinin çok güzel, onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Alt kısmı kalmış olabilir. Unuttum. Ama dedin ki biraz önce ben orada televizyonun altındaki dolabın CD çalar mı neyse artık. Evet, onu diyorsun. Eski onu müzik sildim. Seti diye. Ama sildim ama siyah mobilya illaki toz yani bırakıyor. Yani çıkartıp sildim dedin, yanlış çıkarttım, duymadın. Çıkarttım sildim, evet. Ama orada hala gözlü gözüken tozlar var. Çok rahat tekrar alabileceğim. Tekrar yapışmış olabilir. Yok, çünkü tekrar yapışmış bir ev toz çok değil. Tozluydu zaten. Kalıntı toz. Eski kalıntı toz. Evet. Birikmiş bir toz. Yani çok rahat sildim. Gözüküyor, bakabilirsiniz. Olabilir, gözünden kaçmıştır. Bunlar normal şeyler yani. Ama söylüyorum. Sildim, silmedim diyemem. Yani şuradan tutayım dediğim salonda tek yer bu cam ve vitrin. Peki onu mutfağa geçelim Elif. Mutfakta üst dolaplarını beğendim. Ocağın üstündeki dolabın borusu vardı. Orayı bekliyordum. Yapmış, çıkanı çıkartmış. Ocağın çok güzeldi. Onu beğendim. Çünkü önceki hali gayet berbat bir durumdaydı. Elif, bugün yapılan temizlik yüzeysel bir temizlik miydi? Evet. Yüzeysel bir temizlikti. Zaten detaylı yapamazdı bu evde, o kadar düşünmüyorum. Ama hani görünen yerlerde de hani açtığında bak ne temiz denilebilecek bir hale getirebilirdi. Getirememişim. Bence getirememiş. Mutfak için özellikle bunu söylüyorum. Hani ben orada benim bir saat daha fazladan harcamam gerekiyor ki tam anlamıyla temiz olsun. Bak söyledim ama 5 kere yağ çözücü sıktım bir dolaba mesela. Çünkü çıkmıyor, sapsarı çıkmıyor. Peteğe dediğim gibi hiç dokunulmamış. Yani genel olarak değerlendirdiğinde mutfağı beğendin mi? Hayır. Beğenmedin. Hiç mi değişiklik yok gerçekten? Değişiklik var. Bak değişiklik zaten varsa söyledim. Bir şeyler yapılmıştır ama yani. Ama dedim zaten. Ama görüntü olarak ya oh güzel olmuş, kapaklar da içini açtı. Ama yine hala hani bulaşık şeklinde hani kenarlarda dağınık duruyordu. Ya hani o toparlanmış değil. Peki değişiklik var, temizlik de var mı? Temizlik az var, değişiklik yok gibi. Yani dağınık yani orası. Peki banyoya geçelim kısa olarak. Banyo evet toparlanmış. Çok az bize süresi kalmasına rağmen güzel yapmışsın. Sadece benim dikkatimi çeken tabloydu, onu söylediler. Unuttum onu. Bir de unutmuşsun dediğin gibi klozetin arkasındaki fayansta lekeler vardı. Oraya uğraştın peki, mı? Peki klozetin arkasını gördünüz mü? Tam o üst kısmı var ya, sifon yeri. Onun evet. Arkası simsiyahtı. Gördünüz mü orayı? Gördüm zaten. Orada, tamam. Üstlerde onu böyle yap, sarı lekeler var. Onlar tamam. Çıkmadım. Onu merak ediyorum sadece. Boya mıydı onlar acaba? Hani bilmiyorum. Her yerde yeşil yeşil şeyler vardı. Boya olduğunu tahmin ediyorum. Ben de çok kazımadım açıkçası. Ama klozetin sifon bölümünün arkası evet, simsiyahtı. Ben komple temizlemeye çalıştım. Elimden banyoda çok fazla yorum yapamayacağım. Yani. Hani olabildiğinin en iyisini yapmış. Peki şey bakalım Elif kaç puan verecek? Evet, Elif puanını verdi. Bakalım Elif Merve'nin yaptığı temizliğe kaç puan verdi? Buyur Elif. Ben ikilikte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yine de burada emek verdi. Bir şeyleri çıkarttı, toparladı. 2 çok düşük, 4 de çok olurdu hani yapılan temizliğe. 3 yerinde. Peki 3 puan veriyor. Merve eline koluna sağlık. Toplamda 10 puana ulaştın. 10 puan beni birinci yapmaya yeter mi gerçekten bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok acımasız davrandılar puan verirken. Haftanın ilk temizliğini yaptın. Heyecanlıydın bayağı bir. Vitrini çok güzel yaptın. Eline koluna teşekkür sağlık. Ederim, ama bu çekmecelerin içine giremedin. Evet, onlar sıkıntı oldu. Çünkü Zeynep'in dediği gibi biz buradan daha da kirli evlere girdik. Daha da çok eşyalı evlerde yarıştık. O heyecanı yenip kendimizi temizliğe verdik. Mutfağa geldiğimizde üst dolapların kapaklarını çok güzel sildin. Alt dolaplar açıkçası çok güzel olmadı. Oralar kaldı. Banyo çok aman aman kirli bir banyo değildi. Klozetin dibinde tortular vardı. Belki birazcık onlar da gidebilirdi. İstedim. Ama zaten banyoya geldiğinde bayağı bir yorulmuştun. Yine de eline koluna sağlık diyorum. 4 saatte yarıştın. Evet, geçtiğimiz günlerde Tülay diye bir yarışmacımız vardı. Kendisi daha önce de tüp bebek tedavisi görmüş. Çocuğu olmasını çok isteyen bir yarışmacımızdı. Bu yarışmaya da tüp bebek için katılmış. Buradan aldığı 10 bin lirayı tüp bebekte kullanacaktı. Biz de temizlik benim işim ekibi olarak 10 bin lirayı orada kullanmasını istemedik ve daha onun kazanmasını beklemeden el birliğiyle birlikte Tülay'a bir doktor bulduk ve kendisinin tüp bebek tedavisini temizlik benim işim olarak üstlendik. Bakalım Tülay doktora gittiğinde neler yaşanmış, kısaca bir izleyelim. Tülay tüp bebek çok denemiş olmamış ama bir daha denemesini bu 10 bin lirayla yapmak istemiş. Biz de istedik ki elimizden geleni yapalım, bir tuzumuz olsun. Tülay'ın tüp bebek masraflarını karşılıyoruz.
Finalde gözyaşlarıyla hepimizi duygulandıran Tülay Hanım'a biz de temizlik benim işim ailesi olarak verdiğimiz sözü tuttuk ve kendisine kliniğe kadar eşlik ettik. Hoş geldiniz Tülay Hanım. Nasılsınız? Heyecanlı mısınız? İyiyiz, heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Heyecanınız gözlerinizden okunuyor gerçekten. O zaman biz de sizi daha fazla bekletmeyelim. Tüp bebek uzmanı doktorumuz Mustafa Bey sizi bekliyor. Hazır mısınız doktorunuzla tanışmaya? Hazırım. Hazırız. Hazırız. Hadi buyurun o zaman. İçeri geçelim. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba hocam. Buyurun. Sizinle kavuşmak güzel. Sağ olun. Buyurun Mehmet Bey. Çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Çocuk bana geldiğinize 18 göre. 18 yıldan beri çocuk sahibi olmak istiyorum. 18 yıl. 18 yıldan beri, evet. Uzun zaman ya. Uzun bir zaman. Hiç gebelik falan oldu mu? Bir defa 2016'da normal haline gebelik yaşadım. Ha. 2 aylık yaşadı. Kayboldu. Tutunamadı. Tutaramadı. Gitti. 2011'de tüp bebek denemem oldu. 2011'de. Kaç defa tüp bebek denediniz? 3 defa denedim. Üçüncüsünde zaten yumurtalıklarımı toplayamadılar. Ha, yumurta mı gelmedi? Yumurta gelmedi. Bir anda yumurtalar kayboldu. Ben baktım testlerinize, bana önceden verdiğiniz testlere. Hani biraz yumurtalık rezerviniz azalmış. Ama bununla uğraşmak lazım. Zaman harcamak lazım. Zaman harcayınca da oluyor. İnşallah. Ona açık açık söyleyeyim. İnşallah hocam. Bıkmamak lazım. Biraz üstüne gitmek lazım. Evet. Tamam mı? Bunlar böyle %100 tedaviler değil. Hani tedavi yapıyorsunuz, belli bir başarı oranı var. Evet. Bunu bilerek hareket etmek lazım. Evet. Ama ben şunu görüyorum, sebat eden, uğraşan kazanıyor. Bu durumda en çok zaten Tülay yıprandı. Üzüldü, yıprandı, anne olmayı çok istedi. Ama yani sonuç itibariyle inançlı insanlarız. Yani bunda da vardır bir hayır deyip. Bazı şeyleri yapmaya çalıştık, bazı tedavi yöntemlerini denemeye çalıştık. Tüp bebek tedavileri yaptık, başarısız sonuçlandı. Yani bakacağız şimdi. Bu biraz zaman alır. O seni biraz şey yapmasın, üzmesin, yıpratmasın. Ama ilk hedefimiz doğru embriyoyu bulmak. Onu bir köşeye koyduktan sonra bu işi de çözeriz. İnşallah. Hiç merak etme yani. İnşallah, sağ olun. Teşekkür ederim hocam her şey için. İnşallah ben hiç merak etme. Sonuna kadar uğraşacağız. Burada İnşallah. Hiçbir zaman için kesip atılmaz, olur olmaz lafı çok doğru bir laf değildir. Doğru olan uğraşacağız. İnşallah. Gereğini yapacağız. Biz gereğini yaparız. İnşallah hocam. Gerisi de hallolur, merak etme. Sağ olun hocam. Bu bir süreç. Doğa da böyle. Yani doğada da bir kadının bir ay içinde gebe kalma şansı belli. Bu nedenden dolayı da biraz sabır lazım. Her zaman sabreden, sebat eden kazanıyor. İnşallah. Tabii yeni bir tedavi sürecine başladık. Bu tedavi sürecinin yani sizin vesilenizde olması bizi çok çok mutlu ediyor. Gerçekten sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tülay burada çok mutluydu. Yarışmayı da kazandı. O da ona ayrı bir motivasyon verdi. Kendine özgüveni daha çok arttı. Tabii ki eşime destek olacağım. Yani ne gerekiyorsa elimden yapacağım. Buradan Tülay'a ve eşine ve tabii ki de sevgili doktorumuza kucak dolusu sevgiler. Allah her zaman yanınızda olsun inşallah. Çok güzel bir yola çıktık hep birlikte. İnşallah sonunda da büyük bir mutluluğa ereriz. İnşallah. Allah çocuğu olmayanlara bu sevinci tattırsın istiyorum. Amin. İnşallah. Merveciğim eline koluna sağlık. Birazdan sana puanımı vereceğim. Ama ondan öncesinde yarın yarışacak yarışmacıyı seçeceğim. Bakalım kim olacak? Evet, herkes iddialı konuştu. Bu ev bana çıksaydı daha iyi yapardım dedi. Bakalım yarın nasıl bir ev çıkacak. Hazır mıyız? Hazırız. O Fatoş'un istesi çıkmıyor. Yok. Evet. Kız Fatoş, bir de sen çıkıyormuşsun yarın. Olsun. Ne güzelmiş. Hazır mısınız? Evet. Evet, bakalım kim çıkacak? Bence Fahriye abla. Ben de öyle bilmiyorum. Geçiyor. Ama inşallah yarın Fahriye ile Fatoş çıkmaz. Çünkü derbi bugün bayağı doldu. Yok, kalbi kırmaya gerek yok. Tabii hep öyle oluyor zaten. Herkes gözlerini kapatsın. Bakalım temizlik benim işimde haftanın ikinci gün yarışmacısı Fatoş. Fatoş bak kalbin temiz görüyor musun bacım? Nasıl sana çıktı? Kadının kalbi temiz. Mutlaka temizler. Hep kalbinin temizliği Fatoş'cum. Bırak ne derlerse desinler. Aynen öyle. Evet, yarın temizliğimize Fatoş'la devam edeceğiz. Ben de şimdi Merve'ye puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle, sakın bir yere ayrılmayın. Evet, Merve'nin eline koluna sağlık. Haftanın ilk gün temizliğinde bitirdik. Ve şimdi ben de Merve'ye puanımı veriyorum. Evet, Merve'ye puanımı verdim. Eline koluna sağlık. Yarın Fatoş'la temizlik yapacağız. Bakalım bugün sessiz kalan Fatoş yarın nasıl bir temizlik yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Yarın görüşmek üzere.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.